at bütünsel olarak görsel sanatların her dalında aşağı yukarı benim elimde oyuncak oldu. At figürünü işlemesi, anlatması benim için çok kıymetliydi. Bu fikirden yola çıkarak serginin bütün kurgusal düzenini oluşturdum. Gel gel, çevireceğiz. Kafa buraya gelecek. Ağız kaldır, kaldır. Yere kaldır. Sürtme. Tamam, 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 tamam. Ha, nihayet oldu, tamam. Sanatçının tanımını yaparken ben diyorum ki ölmek önemli değil, öldükten sonra yaşamak çok önemli. Süleyman Saim Tekcan'la biz bu Atname projesine başladığımızda ki uzun soluklu bir iş oldu, yaklaşık bir yılı bulan bir projeydi. Bu projenin nasıl uygulanması, nasıl küratöryel çalışmasının yapılmasını düşündüğümüzde işte bu varlığın, bu estetik hayvanın insanlık tarihinde yer aldığı övgüye değer yönünü de değerlendirmek istedik. Burası Millet Kütüphanesi'nin girişi, sağ taraf, şu taraf. Burası sergi salonu. Geniş ve içeriye doğru uzayan bir boşluğu var. Şuradan bir giriş yaptım. Bir koridor gibi. Bir yürüyüş güzergahımız var. Burası giriş. Şuradan dönüp çıkacak. Ortada bir vitrin var. Bu sabit bir vitrin. Büyük bir vitrin. Bu vitrinin içerisine Süleyman Hocam'ın heykellerini yerleştireceğiz. Büyük heykel de şuraya koyulacak, evet. Değil mi? Bir tane de yukarı düşündük binanın girişine. Bana da çok ciddi işler düşüyor. Bir taraftan gravür yapacağım, bir taraftan desenler çizeceğim, bir taraftan heykelleri hazırlayacağım. At benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü babamın anlattığı hikayelerle başlayan atla buluşmam öyle oluyor. Babaannemi anlatıyordu. Babaannemi ben tanımadım. Fakat babaannem at binen bir Çerkez kadını ve ismi de Lale Sümbül. Onun adına ben bir at heykeli yaptım. Bu çok önemli benim yaşamımda. Bir de çocukluğumda tabii çamurla oynuyordum. Oynadığım çamurlar elime geçtiğinde onlardan at heykelleri yapıyordum. Bu belki bilinç altında bir şeydi. Yani at bütünsel olarak görsel sanatların her dalında aşağı yukarı benim elimde oyuncak oldu. Ben öyle bir kitap yapmalıyım ki bu kitap bugüne kadar yapılan dünyadaki en büyük kitaplardan biri olmalı. Çünkü içinde hem resimler olacak, hem hat sanatı olacak. Önce küçük bir kitap yaptım. O kitaptan 8 adet orijinal baskılarla elde ettiğim kitap da yine Atname'dir. Fakat daha da büyük bir kitap yapabilir miyim dediğimde bu sergiyle buluşmayı sağlayacak kitabın hazırlıkları başladı. Bu tam bir sürpriz oldu. Müthiş. Vay 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 vay. Katlanınca nasıl hocam? Şeyi yapıyor mu? Kağıt deforme olmuyor. Yok, olmaz. Olmaz. Zaten yeni çok fazla katlanıp açılmayacak bunlar. Tabii. Evet. Dur bakalım. Bir ikincisine geçelim. Hemen açayım. Kaç tane böyle katlanmış? Bu yaklaşık 10 tane böyle büyük gravür var burada. Kitabın tamamı el yapımı olarak üretildi ve devasa boyutlarda 53'e 74 santim civarında bir ölçüye sahip ve tamamı 1500'lü yıllardan bugüne kadar uzayan hanemühle dediğimiz organik kağıt üzerine yapıldı. Ve bu bir metin oluşturuldu Beşir Ayvazoğlu tarafından. Bu atın tarihsel yolculuğunu, özellikle bizde Türklerdeki atın hikayesi nasıldır? Bizimle bu yoldaşlığı, bu tarihsel serüveni nasıldır? Buna dair bir hikaye yazdı. Ve bu yazılan metin biraz önce bahsettiğim el yapımı kağıtlara hattat, kaligraf ve tesipçi arkadaşlar tarafından aktarıldı. Size çok teşekkür ediyorum ki o güzel benimle ilgili anlatım olan
beni tanıyan bir kişi olarak yazdığınız metin sonuçta bu büyük projenin metni oldu. Bu kitapta yer alacak metin sizin hem atlarla maceranızı hem atların bizim kültürümüzdeki, edebiyatımızdaki yerini hem de Osmanlı tarihinin ve iktidarının aynı zamanda bir sembolü olmak bakımından vurgulanması gereken bir metin olması gerekiyordu. İşte onu düşünerek ben bir metin yazdım. Yani böyle bir metnin böyle büyük bir projeye yol açması benim için bir gurur ve şeref vesilesidir tabii. Mekan bazen bir sergiyi tasarlarken sizi çıkmazlara sürükleyebiliyor. Zaten bu tasarımı yaparken aslında siz mekanla yapıyorsunuz. Bu tasarımın finalini onunla bitiriyorsunuz. Sanatçının işlerine hakimseniz ve üretilecek işleri belirlediyseniz sonrasında onu mekana yerleştirmek kalıyor. Ben Millet Kütüphanesi'nin sergi salonunu daha önce birkaç kez görmüştüm. Ve ilk iş olarak mekana gidip bir keşfetmekle başladım işe. Mekan keşfiyle birlikte grafiker arkadaşım ve bu işin tasarımını yapacak arkadaşlarla beraber mekan keşfine başladığımızda nereye nasıl koyacağımızı ve sadece nereye nasıl koyacağımızın yanı sıra Süleyman Saim ve bu kültürel arkeolojisi üzerinden orada nasıl bir kurgu yapacağımızı planladık. Hem burada bir ziyaretçi, burada vitrine bakıyor olacak. Aha. Burada bir ziyaretçi de televizyon izliyor olacak. Tamam, yani buradaki tamam. Alanın da genişliği. Videonun hani çok kişiyle ilişkili olması gerekmiyor. Uzaktan da baksa o sadece atların seyrini izleyecek. Ama şeylerdeki videolar daha böyle birebir izleyiciyle bağlantısı olan şeyler olduğu için görüntüler. Evet. Mekan ilk başta bizi biraz zorladı açıkçası. Çünkü çok devasa bir mekan. Güzel bir mekan ama çok büyük. Tavanlar oldukça yüksek. Işığı kullanmanız oldukça zor. Alanı doldurmanız oldukça zor. Ve bölünmüş duvarlar arasında resimleri sergilemeniz, o boyutlandırmanız biraz sınırladı açıkçası bizi. Burası olduğu gibi gravür alanı olacak, tamam mı? Şu videodan sonra gravür alanı burası. Belli bir çalıştığın sırası var mı yoksa burada mı? Yok. Belli bir sırası yok gravürlerin. Tamam. Onlardan 4 tanesi de biyografiye gelecek. Şuraya. Gravürlerden. Biyografinin neresine? Ortaya. Biyografi sıvandıktan sonra. Evet. Sen onların... Biyografiyi hemen sıvasın var aslında. Tamam. Şimdi sıvasın var biyografiyi. Bu serginin aslında düşünsel yapısı 60 yıllık bir yapıya dayanıyor ama serginin oluşması benim getirdiğim yani bu sergiyi 10 ay içerisinde realize ederken 60 yıl artı 10 ay demek gerekiyor. Bu 10 ayda ciddi bir tempo ile çalışma yapıldı. Her şey denetim altında, benim denetimim altında yapıldı. Mekanın zorlamasını şöyle açtık. Süleyman Saim'in bu Atname projesinde ki yer vereceğimiz işlerini bazen değiştirmek zorunda kaldık. Ama kitabın aslını hiç bozmadık. Kitapta yer alan bütün gravürler sanırım 40 civarında gravür kitapta yer aldı farklı farklı ebatlarda. Bu gravürlerin tamamını orada izleyiciye göstermemiz gerekiyordu. Ve kitabın sayfalarını da izleyiciye okutmamız, o geleneksel yöntemi hissettirmemiz, onlarla bütünleştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden ortaya devasa bir vitrin tasarladık. Duvarlar farklı bir aydınlatmayla Süleyman Saim Hoca'nın yağlı boya, gravür ve desenleriyle ve yine hocanın biyografisinin yer aldığı, orada izleyicilerin onu yakından tanımak isteyen kişilerin biyografisiyle eşlik edip salonu gezebileceği bir ortama dönüştürdük. Thank you.
heykeli buraya koyacağız. Ama tam alanı belirleyelim. Alanımız şöyle bir yer olsun. Tamam mı? Kaidemiz yok zaten. Direkt mermeri koyacağız. İki tarafı da görsün. Şurayı da görsün, şurayı da görsün. Hafif çapraz. Yani heykelin yüzü şuraya baksın. Devrilebilir abi. Risk yok. Olmasın. Yaslasın orayı. Üst kaldıralım. Bak yerini ayarladım ben burada. Gel gel. Çevireceğiz. Kafa buraya gelecek. Aman aman aman. Evet. Yavaş. Tamam, az daha kaldırsın. Tamam. Şimdi yerini de hemen bulalım. Hemen yerini de bulalım. Vinç çevirsin, vinç. Yok. Yok, şey yapar, kırar. Kırar, mermeri kırar. Olmaz. Sen orada çevireceksin. Yerine oturtturacağız, kaçacağız. Şimdi gel bu tarafa, bu tarafa gel, bu tarafa. Tamam, elimizle de döndürürdük de şimdi öyle bir şansımız yok. Az kaldır, kaldır. Kaldır, yere kaldır, sürtme. Kaldır. Ucuna gelsin. Tamam, tamam, tamam. İndir, indir, indir. İndir, indir, indir. Tamam, 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 tamam. Hah, nihayet oldu, tamam. Serginin konseptine başlayınca bütün bu denklemler ve Süleyman Saim Tekcan aslında daha öncesinde de yapmış olduğu bu Anadolu kültürü üzerine kazılar bizim bu sergiyi anlatmakta, izleyene sunmakta bir referans kaynağı oluşturdu. Bazı videolarla da biz bu süreci anlatan dokümantasyon belgelerle destekledik. Bir de bunun yanı sıra işte bir müziği hazırlandı. Süleyman Saim Tekcan hocamız çok önemli bir isim ve bizim buluşmamız da tesadüf olmadığını düşünüyorum. Onu tanıma fırsatı bulunca birçok duysal, görsel ve işitsel olarak birbirimizle alışverişte bulunmaya başladık ve doğal olarak artık birbirimizi çok iyi tanımaya başladık. Tüm bunların içinde beynimde sürekli enstrümanlar çalmaya başladı. Önce işte bendirler geldi, işte neyler çalmaya başladı. Geceleri kalkıp nota yazdım. Eserler bana konuştu. Ben bir şey yapmadım. Yani herkese her şey konuşmaya başladı. Ben de bunları sese getirdim. Bizim hocamızla ilk defa Adname'de bir araya gelmedik işte. Daha önce Döngüsel Seyir'de, Atlar Atlar ve Süleymanname'de birçok eserlerini seyredip onlardan bende bir sürü doğuşkanlar meydana geldi. Bu niye geldi hocam? Bizim çok kültürümüzle güzel. Çok bağı olan bir melodi evet. Bu. Onun benim de sergime yakışacak bir biçimde güzel bir düzenlemesi olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bu önemli serginin konusunu oluşturan at ise biraz daha farklı çünkü ata bu defa hat sanatı eklendi. Bunun da nedeni Emin Barın gibi, yani Türk hat sanatının büyük ustası bir gün akademide birlikte hocalık yaptığımız odada beyaz kağıt üzerinde bir tuğra getirdi. Bu tuğrada ne yazıyor hocam dediğim zaman burada Süleyman Saim Tekcan yazıyor. Süleyman, sen çok önemlisin benim için kardeşim ve Trabzonlusun. Trabzon'da iki tane önemli Süleyman var. Bunlardan biri Kanuni Sultan Süleyman Trabzon'da doğdu. Bir de sen doğdun Trabzon'da. Bu tuğrayı sana hediye etmek istiyorum. Yanında Emin Bar'ın imzası olan bu tuğra bana geldiği zaman ben o zaman atla hatın buluşmasını sağladım. Çünkü elimdeki tuğra bir hat sanatı şaheseriydi. Şuraya yazımız geliyor, şiirimiz. Evet. Zaten burası kaplan yok oluyor ya. Tamam.
Şuraya yatay büyüğümüz geliyor. Şurada 3 tane light box'ımız var. Heykelimizin aydınlatılması yapılıyor. Ekibi belirlerken daha önceden benim de tanıdığım, Süleyman Can'ın da tanımış olduğu bazı arkadaşları burada bir toplantıya davet ettik ve projeden bahsettik. Hattat arkadaşımız Levent Karaduman, kaligraf Bünyamin Kınıcı ve tesibi yapacak olan Dilek Yerlikaya. Ayrıca sonrasında yine cilt devreye girecekti. Cilt içinde Melike Kazaz ki bu aslında çok keyifli tarafı oldu cilt işi. Çünkü bu fikrin tohumlarını ortaya atıldığı uzun yıllar önce Süleyman Hoca'ya rahmetli Emin Baran'ın yapmış olduğu bir tuğra fikriyle başlamış olmuş Süleyman Hoca Atlar ve Hatlar serisine. Emin Baran atölyesinde cildi yapıldı ve bu kitap, el yapımı kitap, atname dediğimiz el yapımı kitap bu kadro tarafından ortaya çıkartıldı. Çok önemli bir küratör arkadaşım da onun gerçekten olağanüstü bir yerleştirmeyi de gerçekleştirdi. Onlara çok şey borçluyum diye düşünüyorum. Bu arada gerçekten kitabın yapılmasındaki benim öğrencilerim olan hem tesipte hem de hatta olan çok kıymetli arkadaşlarım da bana destek oldular. Yani bir imece usulüyle benim düşüncelerim doğrultusunda bana gerçekten büyük hizmet ettiler, dostluk gösterdiler. Bütünselliği içinde o sergi her ne kadar benimse onların da emekleri var. Ve 10 santim kaldırdığında tabak hafif eğimli olsun ki şuradan bakan kişiye yüzü denk gelsin. Diğerler zaten dikey duruyor. Anlatabildim mi? Baş taraflara, buraya tabak, onu unutmayın. Tamam. Arka tarafa heykel, 3 tane heykel. Arkadaşlar bir ışıkları bir söndürelim. Bu karşı tarafına da bir aydınlatma koyacağız. Yani evet, ışık şiddetinin farkı burada. Tamam, diğer taraftan da verdiğin zaman bu baya baya işimizi çözecek. Şimdi bu sergide bana göre görsel ve işitsel tüm zenginlikleri görecekler. Bir defa atla ilgili yapılmış ve benim sanatımı çok iyi bilen birisi tarafından yapılmış bir müzik dinleyecekler. Bu çok önemli benim için. Görsel algılama dediğimiz algılamayla duvarlarda benimle ilgili yazılmış yazıları görecekler. Sadece bu da değil, benim bir ömür boyu durmadan ve üşenmeden gecemi gündüze katarak gerçekleştirdiğim sanat eserlerimin her dalında ama heykel, resim, desen, seramik, belki başka şeyler de var. Şimdi ifade edemediğim. Bütün bu dallarda atla buluşturduğum sanatsal çalışmaları görecekler. Sergiyi tasarlarken bu geleneksel yöntemlerin hepsini dikkate alarak orada bir murakka formunda kitabın tıpkı basımlarını bir vitrin içerisinde sergiledik ki izleyiciler o sayfalarda neler anlatıldığını ve bu kitabın hacminin neye eşit olduğunu görebilsinler diye yaklaşık bir 50 sayfası ki gravürleri çerçeveleyip duvarda sergiledik ama o murakka şeklinde sergilediğimiz vitrin içerisindeki düzende kitabın tıpkı basım sayfaları yer aldı. Ki izleyiciler oradan kitapta yazılı metinler de okuyabiliyor. Özellikle dijital kullanmadık. Bu açılış esnasında bazıları dijital olarak da sayfaların çevrilebileceğini önermiş olsa da ben ısrarla bundan kaçındım. Çünkü
bahsettiğim gibi geleneksel bir yöntemi biz orada çağdaş sanat içerisinde anlatıyorduk. Ve dijitali sadece bu işin arka planını gösterir belgelerle sunmaya çalıştım. Evet, Ebru ne yaptılar? Yerleştirdiler değil mi hepsini? Evet hocam. Şunlara bir bakalım, karşılaştıralım. Hata tamam, olursa hocam. Çocuklar çağıralım gitmeden. Bunları tekrar düzenleyelim, olur mu? Olur hocam, tabii ki. Kağıtları doğru yerleştirdiler. Akışımız evet. Böyle. Aralara gravürleri koydular. Zaten tamam. Üzerine biz numaralandırmıştık bütün kağıtları. Evet. Kurşun kalemle yazmıştık. Onların hepsini sırasına göre yerleştirsin diye. Orada planlayıp koyduk. Atlar olmasaydı büyük mesafeler kat edilemezdi. Evet, doğru. Evet. Buraya geliyor. Sonra buradan devam ediyor. Evet hocam. Arka taraftan kitabın sayfalarını okumak isteyen, burada zaman ayırıp okumak isteyen tamamlamış oluyor. Evet hocam. Gayet güzel olmuş. Hocamın hem Anadolu kültürleri üzerine, o katmanlar üzerine yapmış olduğu arkeolojik kazılar ve onu kendi sanatına aktarımı benim için önemli bir kaynaktı. Ve bu at figürünü işlemesi, anlatması benim için çok kıymetliydi. Bu ikisini birleştirerek Süleyman Saim'i orada nasıl sunabilirim, nasıl anlatabilirim, bu çalışmaları nasıl gösterebilirim, bu fikirden yola çıkarak serginin bütün kurgusal düzenini oluşturdum. Küratörün düşüncesiyle sanatçının düşüncesinin buluştuğu, anlatımın olabilecek en yüksek noktaya çıktığı bir sunum var burada. Yani kitabı biz sayfa sayfa görebiliyoruz, oradan akseden şeyleri görebiliyoruz. Kitabın içeriğinde olan bazı şeyleri de duvarımızda okumaya imkan bulabiliyoruz. Yani bu bence Türkiye'de belki de böyle bir kitabı sunum açısından bir sergi. Evet. Ben rastlamadım. Onun için çok gururluyum ve çok sağ mutluyum. Hocam. Güzel bir sergileme oldu. Biz de sizin çalışmalarınıza yakışır bir sergileme hep planladık. Zaten sizinle bütün o çalışma aşamalarında konuşmamız da bu yöndeydi. Siz iyi ki varsınız. İyi ki ben de bu projeye dahil oldum ve böyle bir iş ortaya çıktı. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Kesinlikle. Sanatçı belli bir ömrü yaşıyor ve sonra da ömür bitiyor. Ama bir kitap yapıyorsunuz veya bir sanat eseri yapıyorsunuz, o kalıyor. Sanatçının tanımını yaparken ben diyorum ki ölmek önemli değil, öldükten sonra yaşamak çok önemli. Bu kitap örnek bir kitap olarak bence tarihe kalacaktır. Sergi bugüne kadar sanıyorum Türkiye'de yapılan sanat sunumu açısından en zirve noktadır diye düşünüyorum. Thank you.